Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Yayınımıza başlamadan önce bir uyarı yapayım arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda hisse senetlerini dörtlü grup şeklinde inceleyeceğiz. Yani her videoda 4 tane hisse senedi olacak. Videoyu açtığınızda hangi hisse senedini izlemek istiyorsanız bölümlere ayıracağız. Aşağıda göreceksiniz arkadaşlar, hangi hisse senedini siz izlemek istiyorsanız o bölüm tıklamak suretiyle o hisse senedini izleyebileceksiniz. Dörtlü videolar şeklinde hisse senetlerini değerlendireceğiz. Yani örnek vermek gerekirse ilk videomuzda Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa ve Aselsan'ı izleyeceğiz. Aselsan'ı yorumlayacağız. Hangi hisse senedini siz istiyorsanız onun dakikaları aşağıda bölümler şeklinde ayrılmış olacak. 4 tane bölümden hangisini istiyorsanız onu izleyebileceksiniz. Bu şekilde daha fazla hisse senedini yorumlama fırsatını sizlerle birlikte bulmuş olacağız. Tekli videoda biraz zorlanmaya başladık arkadaşlar. Yayınları zaten izliyorsunuz. Maalesef beğenme noktasına gelince beğenmelerin çok düşük olduğunu görüyorum. Abone olma noktalarında çok düşük abone olma oranları olması sebebiyle bu durumunda motivasyonumuzu düşürdüğünü söylüyorum arkadaşlar. Dörtlü videolar sizin için de daha kolaylık olacağını düşündüğümden dolayı videoları dörtlü şekilde yapacağız. Çok fazla hisse senedi soruyorsunuz. Sormuş olduğunuz hisse senetlerinin analizini yapma fırsatımız olamayabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz onlarca hisse senedi var. Bunlara da şöyle bir çözüm bulduk. Bakın YouTube'da Coin Bulucu kanalına giriyorsunuz. Kanalın içerisine girdiğinizde orada bir topluluk sekmesi var. Topluluk sekmesine tıklıyorsunuz. Nasıl videolar oynatma listesi gibi sekmeler varsa topluluk sekmesi var. Topluluk sekmesine giriyorsunuz ve oradan analizini yapamadığımız ancak sizin sormuş olduğunuz hisse senetlerinin grafiğini paylaşacağım. Burada yorumluyor gibi destek ve direnç bölgelerini yatırım tavsiyesi olmadan yazarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sanki tweet atıyormuşum gibi düşünün. O bölgeyi yani YouTube'un topluluk sekmesi Twitter gibi kullanmaya çalışacağız ve oradan yapacağımız analizlerle sizler sormuş olduğunuz hisse senetlerinin teknik grafiğini göreceksiniz ve orada destek ve direnç bölgelerini, al veya sat pozisyonları nasıl oluşur, nerelerde sat pozisyonu oluşabilir, hangi seviyelerin altına gelirse satılması gerekir, hangi seviyelerin üzerine çıkarsa al pozisyonu oluşur, bunları sizlerle birlikte topluluk sekmesinde paylaşacağım. Pazartesi itibariyle kanalımızın topluluk sekmesini de incelemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da teknik görüntümüze bakacağız. Ayrıca yardımcı indikatör ve osilatörlerden birlikte faydalanacağız. Finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Bakın arkadaşlar, iki tane dip, bir tane tepeden gelen 2021 yılında oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanal görüntümüzün zirve noktaları biliyorsunuz aşılamamıştı. Buraların aşılamamasıyla birlikte 8380'in altında, bakın bu bölgede kalmayla birlikte fiyatların 7800'lere kadar düşeceğini söyledik. Bu bölgenin tutmasını ve yukarı yönlü dönmesini beklerken bunun altında kapanış olursa kanal orta bandına kadar fiyatların geleceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın fiyatlar ilk olarak 26 Ekim tarihinde milimetrik olarak kanal orta bandımıza geldi. Kanal orta bandımız aynı zamanda bakın yatay destek bölgesi olarak karşımıza çıktı. Bunlar istisna değildir arkadaşlar. Robotlar bu işlemleri yaptığından dolayı bakın kanal orta bandına dahi yatay bölgeye fiyatların gelmesiyle değdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla robotlar bunları düşünmüş ve buna göre bu çizimleri önceden oluşturmuşlardır. Bunlar istisnai şeyler olmadığını şahsen ben düşünüyorum. Bakın kanal orta bandının üzerinde olduğumuz sürece Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir tepki hareketi gelmesini bekleyeceğimizi sizlerle her yayında konuşuyorduk. Bakın yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde gidiyorduk. Ancak bu bölgede 7644'ün altına bir yere fiyatların gelmesinden dolayı düşen bir dip yaptı ve beklenti şudur. Düşen dipten sonra fiyatların tepki vermesi ve burada oluşan zirve noktalarının altında bir yere kadar geldikten sonra tekrardan aşağı doğru daha sert düşmesi teknik olarak beklenti dahilindedir. Düşen dipler oluşmuşsa düşen tepelerin de oluşması ve aşağı doğru düşmesi beklenir. Örnek vermek gerekirse daha önce de bu örneği verdim arkadaşlar. Bakın bu bölgede yükselen dipler ve yükselen tepeler şeklinde gidiyoruz. Sonrasında ise bakın burada yapılan düzeltme bir önceki düzeltmenin altında bir yerden yukarı yönlü döndüğünden dolayı bir tepki yükselişi geliyor. Ancak bu tepki yükselişi ne zaman geliyor? Bakın bir önceki düzeltmenin
düzeltme hareketinin altına fiyatların gelmesiyle birlikte geldiğinden dolayı yükseliş trendinde bozulma oluyor. Bir düşen düzeltme dip noktası oluşuyor. Düşen dipler oluşmasından kaynaklı. Burada da beklenti nedir? Düşen tepenin oluşmasıdır. Bakın bir önceki tepenin altında bir yerde tepe oluşturuyor ve ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Düşen dip oluşuyor, düşen tepe oluşuyor, düşen tepeler şeklinde ciddi bir düzeltme içerisine girdiğimizi, aynı zamanda diplerin de düşen dipler şeklinde giderek fiyatların düzeltme aşamasında oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da beklentimiz de aynı şekildedir. Arkadaşlar piyasalarda, yani finansal piyasalarda hikayeye odaklanın. Hikaye size yönü gösterecektir. Şu andaki hikaye nedir? Savaş hikayesidir. Olumlu diyenler varsa yukarı yönlü boğa hareketinin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyor anlamına gelir. Savaş ortamının borsaya olumsuz yansıyacağını düşünüyorsanız da bakın burada ilk mesajı almışsınız zaten. Düşen dip oluşmuş. Tepki hareketinden sonra kaldığı yerden düşeceği anlamına gelir. Bakın bu bölgelerde Mayıs aylarındaki hikaye neydi? Bir seçim hikayesiydi. Belirsizlik ortamıydı. Borsalar zaten belirsizlik ortamlarını sevmezler arkadaşlar. Ve buradaki hikaye seçim hikayesi olması sebebiyle olumsuz bir hikayeydi. Belirsizlik veren bir hikayeydi ve ciddi bir düzeltme içerisine girdik. Şu anda da bir savaş hikayesi var. Aslında bu savaş sadece İsrail-Filistin arasında olan bir savaş olmuş olsa, uzun yıllardır devam eden bir savaş hikayesi olacağından dolayı borsamıza çok fazla bir etki yapmasını beklemezdik. Ancak üçüncü taraf ülkelerin de olayın içerisine girmesi ve savaşı büyütmeleri, Filistin'den işgal yoluyla, zulüm yoluyla toprak elde etmeye çalışmalarından kaynaklı savaş ortamının daha da büyüdüğünü ve üçüncü ülkelerin de bu konuda bazı sözler söylemesi sebebiyle piyasalara olumsuz yansıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Borsa İstanbul şu anda destek seviyesinin, yani kanal orta bandının üzerindedir. Kanal orta bandının üzerinde olmasından dolayı hala tepki yükselişinin boyunun uzamasını bekleyeceğiz. Kanal orta bandımızın destek noktası 7550 TL civarına kadar çıkmıştır. Pazartesi günü 7540-7550 altında kalmadıkça hala yönü tepki yükseliş olarak yukarı okuyacağız. Ancak altında kalırsa fiyatlarda daha da baskılanma bekleyeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki direnç noktamıza baktığımızda ise pazartesi günü 7760 TL olarak görülüyor. 7760 TL'nin üzerine çıkarsa bakın düşen trendini, minör düşen trendini kıracağından dolayı fiyatlarda birkaç günlük yukarı yönlü sert bir tepki yükselişi getirir. Burası ana düşen trend olmadığından dolayı bu bölgenin yukarı yönlü aşılması, birkaç günlük sert tepki yükselişi getirmesi beklenir. Buranın kırılmasıyla fiyatların 8000 ila 8200 arasında bir yere kadar sert bir şekilde yükselmesini bekleyeceğiz. Ancak öncelikle 7760'ın üzerinde kapanış aramak lazım. 7760'ın üzerinde kapanış olursa fiyatlarda birkaç gün yukarı yönlü tepki hareketi, sonrasında ise tekrardan aşağı doğru bir düşüş hareketi gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Görüntüler teknik manada kısa vadede yönün yukarı yönlü olacağını, ancak vadeyi biraz daha açtığımızda düşen diplerin oluşmasından kaynaklı tepki hareketinin boyunun bir önceki zirve noktaları olan bakın bu 8560 seviyelerinin altında bir yerden dönmesini ve düşen tepenin de oluşmasıyla aşağı doğru gitmesini bize söylüyor arkadaşlar. Teknik bize ne söylüyorsa ben size onları anlatıyorum. Teknik analizdeki göstergelerimiz bu şekilde. Yardımcı indikatörlerimize bakalım. Bakın EMA Ribbon indikatörümüze göre burada EMA Ribbon indikatörümüzün tüm destek noktalarının altına geldiğimizi, ilk direnç noktamızın ise 7750'den geçtiğini, en üstteki direnç noktamızın ise 7850 civarlarından geçtiğini görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'da 7850 üzerinde kalırsak EMA Ribbon bize şunu söyleyecek: destek noktaları direnç olarak karşımıza çıkmıştı, direncin üzerine attık ve bir kısım daha yükseliş gelebilir diyecek. Şu an için ilk direnç noktamız 7750, önemli direnç noktamız 7850 olarak burada görülüyor arkadaşlar. Bu seviyelerin aşılması fiyatların 8000 üzerine çıkmasına sebebiyet verebilir. Şu an için görüntüler hala direnç noktalarının altındayız ve bu bölgelerin aşılmasını bekleyeceğiz diyor görüntüler. EMA Ribbon'a göre hala al pozisyonun oluşmadığını bize söylüyor arkadaşlar. Ichimoku bulutumuza baktığımızda bakın Ichimoku bulutunun içine girdiğimizi görüyoruz. Ichimoku bulutunun alt bandının altında ise fiyatlar negatif olarak algılanıyor. Üst bandının üzerinde ise bir yüksek
yükseliş trend içerisinde olduğumuzu ve güvenli bölge olarak görülüyor. İçimoku bulutunun ortasında ise fiyatlar, bakın içinde ise bu bölgenin kararsızlık bölgesi olduğunu, dolayısıyla aşağı veya yukarı fiyatların gitme ihtimalinin olduğunu bize söylüyor. İçimoku bulutunun üzerine çıkabilmemiz için 7250'lerin üzerine atmamız lazım. Bakın her geçen gün bu fiyatların yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Zirve noktalarında ise 7235 olarak bizim karşımıza geliyor. Yani İçimoku bulutunda 7235'in üzerine attığımız zaman bulutun üzerinde kaldık diyeceğiz. Artık yönü yukarı yönünü okuyacağız. 7235'in altında kaldığımız sürece aşağıdaki destek noktamız da yükselen bir destek noktası olarak geliyor. Kısa vadedeki bu destek noktası 7550 olarak görülüyor arkadaşlar. 7550-8235 arasında sıkışmış bir Borsa İstanbul görme ihtimalimizin yüksek olduğunu bize söylüyor. Ne tarafa kırılım yaparsa o tarafa sert gitmesi beklenir. Bakın RSI bantlarımıza baktığımızda ise bir yükseliş trendi gösteren RSI bantlarıdır bu. Bakın RSI bandının ortalama fiyatının altındayken direnç olarak karşımıza geliyor. Üzerine attığımızda destek olarak çalışıyor bakın bu bölgede. Sonrasında yine destek olarak çalışıyor ve artık altına indiğimizi görüyoruz. RSI bandının direnç noktası 7940'tan geçiyor. Bu bölgede yine direnç olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi teknik analize baktığımızda teknik analiz bir kısım tepki yükselişinin olabileceğini söylüyor. Yardımcı indikatörlere baktığımızda ise aynı görüntüler var. Tepki yükselişlerinin bir süre bir yerlere kadar, söylemiş olduğum değerlere kadar olabileceğini, sonrasında direnç bölgeleri kırılamazsa fiyatların aşağı doğru düşebileceğini bize söylüyor arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Dediğim gibi piyasalarda hikayeye bakacaksınız. Hikaye olumluysa düşecek algısına kapılmadan olduğunuz yerde bekleyeceksiniz ve maksimum karı almaya çalışacaksınız. Ancak hikaye olumsuzsa, ortada bir savaş durumu varsa, olumsuz hikayenin içerisinde olumlu şeyleri aramanın da doğru olmadığını bize söylüyor arkadaşlar. Şu an ara bölgelerdeyiz. Tepki yükselişleri yapabiliriz. Bunlar gayet normal olacaktır. Ancak genel yönün aşağı yönlü olmasını teknik analiz bize söylüyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Lütfen yatırımlarınızı kendi bilgilerinize ve kendi risk iştahlarınıza göre yapın. Hiç kimsenin dediğine göre yapmayın arkadaşlar. Zaten bu yayınların amacı teknik analizi size öğretmek ve maksimum karı kendi bilgilerinizle, kendi yatırımlarınızla almanızı sağlayabilmektir. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yayınları abone olmak suretiyle izlerseniz videoların sıklığının daha da artacağını ve daha fazla videolarda görüşeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.